Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da itme momentum sorularıyla karşınızdayım. Haydi bakalım başlayalım. deki bir yatay atılan cisim atıldıktan 1 saniye sonra düşey momentumu P1, 3 saniye sonra momentumu P2 oluyor diyor. P1 bölü P2 oranı nedir diye sormuş. Atışlar da var işin içerisinde arkadaşlar. O yüzden şunu kullanacağız. Düşey momentumlarını soruyor. 1 saniye sonra arkadaşlarım yine yatay hızımız 30, düşey hızımız 10 yapacak. 3 saniye sonra yatay hızımız 30, düşey hızımız 30 yapacaktır. O yüzden Düşey momentuma baktığımız zaman P1 eşittir M çarpı 10'dur. P2 dediğimiz kavramda düşey momentuma baktığımız zaman M çarpı 30'dur. Bunları oranladığımız zaman da 1 bölü 3 gelir. Kuvvet yol grafiği vermiş. X yolu sonunda momentum P ise 3X yolu sonunda kaç P'dir diye soruyor. Burada arkadaşlarım bir üçgenimiz var. Üçgenin alanına baktığımızda arkadaşlar F çarpı X bize neyi verecek? Yapılan işi verecektir. F çarpı x'i. Bu da arkadaşlar enerji değişimi. Yani 1 bölü 2 m çarpı v kareyi verir. Yani bize işin aslı hızının olayını veriyor. Peki burada arkadaşlarım yapılan iş için 1 w diyelim. Üçgen 1 w. Buraya da 2 w dememiz lazım. Dikdörtgen olduğundan dolayı. Alttaki alanlara bakıyoruz. Burası da o zaman 2 w'dur. F çarpı x'e 2 w diye biliyorsak eğer buradaki kuvvet farkı 4 f kadar çarpı x'te yolumuz var. 4 f çarpı x bölü 2'den Arkadaşlar, 2fx yapacak. O da 4w kadar yapacaktır. Peki, burada bulunan yatay yolda bulunan bir cisme etkileyen e, kuvvetin yola bağlı grafiğini vermiş. X yolunda arkadaşlar, yapılan işimiz f çarpı x'ti, yani w'dü. Diğerine baktığımız zaman da arkadaşlarım burada hepsini topladığımızda 9w kadar yapıyor. Şimdi, bu da arkadaşlarım şimdi w açtığımızda 1 bölü 2m çarpı v kare diyelim. Diğerine baktığımızda 9 da bölü. Yani 9 fx kadar iş yapılmış. O zaman arkadaşlar 1 bölü 2 m çarpı 3 v'nin karesi olmalıdır. Doğru mudur? O yüzden birincisindeki momentumu m çarpı v'den p olacak. Diğerinin momentumu da 3 v olduğundan dolayı m çarpı 3 v'den 3 b kadar olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani c şıkkı. Aynı anda atılan cisimler K noktasında çarpışıyorlar ve beraber hareket ediyorlar arkadaşlar. Ortak kütle hangi doğrultuda hareket eder diye sormuş. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlarım M kütleli cisim K noktasında 3 birim uzaktayken 2 M kütleli cisim de yine 3 birim uzakta. O zaman bunların arkadaşlarım hız büyüklükleri V'ye V olsun. O zaman arkadaşlarım şöyle bir baktığımız zaman burada yataydaki M çarpı V yani 1 bir birimlik bir momentum var. Düşeye baktığımız zaman da 2M çarpı V'den 2 birimlik bir momentum var. O yüzden arkadaşlar 1'e 2 olacaktır. O, o, da arkadaşlar iki yönde hareket sağlanacaktır diye söyleyeceğiz. Sürtünmesiz yatay düzemde diyor. Zaman grafiklerini vermiş. KL cisimlerinin merkezi ve tam esnek çarpışma yaptıktan sonra şekil 2'deki grafikte hareket etmektedir diyor. Şimdi K'ya baktığım zaman arkadaşlarım artı yöndeki V ile giderken L de eksi yönde V ile gidiyor. Burada arkadaşlar L'ye bakalım. L burada artı yönde gidiyor. K da eksi yönde 2V gidiyor. Burada arkadaşlar hızlarını yer değiştirmişler. İlk momentum son momentum eşitliğinden kaynaklı vektör olarak arkadaşlar. O zaman K cismini kütlesiyle L cismini kütlesiyle alakalı yorumlar yapabiliriz. Hatırlayın arkadaşlar çarpışmalar konusundan burada merkezi esnek çarpışmalarda eğer hızları yer değiştiriyorsa arkadaşlarım burada momentum büyüklükleri birbirlerine eşit olmalı. Yani bu da nedir? Mesela K'nın kütlesini M dersek, L'nin kütlesini de 2 dersek. Burada arkadaşlarım M çarpı 2 V'lik bir momentum varken bu da 2M çarpı V'lik ters yönde bir momentum olacak. O zaman arkadaşlar hızlarını yer değiştiriyor. Gördüğünüz gibi yani burada yer yön değiştiriyor daha doğrusu. O yüzden de arkadaşlarım yine cevabımız burada ne olacaktır? Kütleler arasında iki kat bir bağlantı var. Yani K cisimli kütlesi L cisminin kütlesinin yarısı kadardır. O yüzden 2 doğru 1 yanlıştır. Çarpışmadan sonra bileşke momentum büyüklüğü 0'dır diyor. Evet çarpışmadan sonra da önce de bileşke momentum büyüklüğü 0'dır diyeceğiz. Yani E şıkka. Mermi çıktıktan sonra kütlesi 1250 gram olan bir tabancadan 10 gram kütleli mermi 500 metre bölü saniye hızla çıkmaktadır diyor. Silahı çok gevşek tuttuğuna göre tabancanın geri tepme hızı kaçtır diye sormuş. Burada arkadaşlarım ilk durum şu. İlk durum arkadaşlar ilk momentumu sıfırdır. Çünkü duruyor. Hani silah da duruyor mermi de duruyor. Ama sonra mermi burada 10 gramlık mermi arkadaşlar 10 gramlık mermi 500 metre bölü saniye hızla çıkacaktır. Peki bu. Bundan sonra arkadaşlarım bunun momentum bu tarafa doğru e, olacak. Peki geriye kalan kütle de 1250 gram olmuş. 1250 gram. Normalde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tabii ki de e, gram değil kilogram kullanacağız ama değerler aynı olduğundan dolayı hızı sorduğundan dolayı hani çevirmenize gerek yok. O yüzden burada arkadaşlar ilk momentumumuz sıfırken son momentumumuz da sıfır olmalı. Yani son momentum içinde 500 çarpı ondan burada 5000'lik bir momentum var. O zaman diğer yani geri tepme momentumu da arkadaşlar silahın burada 5000 olması lazım. E 1250 gram kütlesi varsa o zaman da çarpı geri tepme hızı da burada 2 olması gerekecektir diye söyleyeceğiz. T periyodu olan bir sistemde 2 bölü 3 T sürede momentumdaki değişim kaç emmeydi diye söylemiş. T sürede arkadaşlar yani T periyot, süresinde 360 derecelik açı alacaktır. Peki 2 bölü 3t sürede 360 çarpı 2 bölü 3'ten 240 derecelik açı almış olacak yani, Burada arkadaşlarım şöyle bir 180'i çizersek eğer ekstra üzerine bir 60 derecelik açı daha gitmesi lazım. Yani o zaman hız vektörümüz şu şekilde olacaktır. Peki m çarpı v'lik ilk momentumumuz var. Burada da yukarıya doğru p ilkimiz arkadaşlarım yukarı doğru M'ye kadar olacak. P sonumuz da burada çembersel hareket yapıyor. M çarpı V olacak şekilde ilerliyor. Yani buradaki açımız 60 derece. Momentum değişimi dediğimiz kavram. Delta P dediğimiz kavram. P son eksi P ilk'tir. Ama bunu unutmayın ki Vektör olarak çıkartıyoruz arkadaşlar. P son dediğimiz kavram burada arkadaşlar çaprazda yani şu değerde mv olacaktır. Peki bu mv dediğimiz değeri değerlerine yani açılarına bölebilir miyiz? Tabii ki de bölebiliriz ama eksi p diyor. Onu da ekleyelim arkadaşlarım. Eksi p ikimiz de direkt buradan aşağıya doğru MV'ye kadar olacaktır. Bu ikisinin, bu iki vektörün birleşkesini hesaplayacağız. O yüzden de hemen biz şuradaki açıları bulmamız gerekiyor. Şöyle bir yatay eksen çizersem şurası 60 derecelik açı, burası da 30 derecelik açı olacaktır. Ve buraya da arkadaşlarım 60 derecelik açı kalacak. Peki şurası 30, burası da 60 olacak diye söyleyeceğiz. Peki arkadaşlarım mv'yi yani Eksi P'ye ilk olan MV'yi eklediğimizde arkadaşlar şöyle ekleyelim. Şöyle. Burada da MV olacaktır. O zaman bu ikisinin bileşkesini için arkadaşlar aradaki açı 60 derece olduğundan dolayı MV kök 3 şeklinde yazmamız gerekiyor. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Düşe yukarı fırlatılan 3 kilogram kütleli bir cisim var. Momentum zaman grafiğini vermiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi 3 kilogram kütleli bir cismin ilk momentum arkadaşlar 90 sa, o zaman p ilk dediğimiz kavram 90 olacak. Bu da 3 çarpı v'den v'si de buradan arkadaşlar. Atılma hızı 30. O zaman 30 ile atıldıktan sonra arkadaşlarım t süre sonra hızı sıfır oluyor. Yani atışlardan da hatırlayın. 30 ile atıldıktan sonra arkadaşlar 3 saniyede yukarıya çıkacak. 3 saniyede aşağı inecek. Uçuş süresi evet 6 saniyedir. Cismin çıkabileceği yükseklik 45 metredir diye soruyor. Söylüyor. O zaman şunu da kullanalım. H eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünden yukarıdan aşağı düştüğü zaman da H eşittir 5 çarpı 3'ün karesinden 9 ve 45 metrelik bir yükseklik yapacaktır. Evet bu da doğrudur arkadaşlarım. Hareket süresince momentum değişimi 90'dır diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım burada ilk momentumumuz hani delta p dediğimiz kavram ona baktığımızda p son eksi p ilk olacaktır. P son dediğimiz kavram burada arkadaşlar aşağı yönde yani aşağı tarafa doğru 90 olacaktır. Peki eksi p ikimizde yine aşağıya doğru 90 olacak. Değişim 90 değildir arkadaşlarım. Değişim bu ikisinin toplamından aşağı yönde 180 olacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız 1 ve 2. 3M kütleli bir cisim 2V hızıyla giderken tam o noktasında 3 eşit parçaya ayrılmış. 2 parçasını vermiş. Diğer 3. parçanın hızı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım ilk momentum dediğimiz kavram burada 3M çarpı 2V'den 6MV sağ tarafı doğru olacak. Buradaki MV kütleleri MVV Hızları, işte kütle ve hızları. Arkadaşlarım bunlar birbirlerini sıfırlıyor. Çünkü niye? Hani biri yukarıya biri aşağı gidiyor. Peki kalan yani üçüncü parçanın M kütleli parçanın momentumu da yana doğru olması lazım. Buraya da V son diyelim. E, ilk momentumu 6 idi. Son momentumu da 6MV olacaktır. 6MV eşittir. M çarpı V sondan. O zaman da arkadaşlarım V son dediğimiz kavram 6 olacak diyeceğiz. O noktasında durmakta olan 5 kilogram kütleli cisim patlamış, 3 eşit parça, 3 parça ayrılmış ve 2 parçasını vermiş. Diğer 3. parçanın hareket yönünü istiyor. Şimdi durmakta olan dediğinden dolayı arkadaşlarım ilk momentumu 0. E momentum korunumundan son momentum da 0 olmalı. Peki burada arkadaşlarım 1 kilogramlık kütle 6 ile ilerliyor. Hemen şunu vektör olarak çizelim. Sola doğru 6'sı var. 2 çarpı 5'ten de Burada arkadaşlar onluk bir momentum var. Bunu da iki parçaya ayırdığımızda yukarıda 8 ve yanda da 6 olacak. Peki bu da 8 burası da 6 oldu. Peki diğer parçanın kütlesi de 5 kilogramdan 3, 3 kilogramını çıkarttık. 2 kilogram kaldı. E, i̇lk durumda 0'dı son durumda da 0 olmalı. O zaman arkadaşlar şu 6'lar zaten birbirini götürdü. Diğer momentum şu 8'i sıfırlaması lazım. Yani aşağıya doğru 8 momentum olması lazım. Kütlesi arkadaşlarım 2 kilogram. Ondan sonra hızı da buradan V eşittir. 4 metre bölü saniye olacaktır. Eksi Y yönünde 4 olacak. V hızıyla hareket eden bir cisim K noktasına geldiği zaman arkadaşlarım burada bir kuvvet sayesinde yukarı doğru hareket ediyormuş. K noktasına cisim etkeden kuvvet hangi yöndedir diye sormuş. Burada arkadaşlarım M kütlesi olsun bunlar. Bu M kütlesi olan cismi için etkeden kuvvet arkadaşlar itmeye eşittir. Yani e itmeden kaynaklı bir e, hareket yönü değişiyor. Peki delta P dediğimiz kavram son momentum eksi ilk momentum şeklinde söyleyeceğiz. Bu da F çarpı delta t. Şimdilik bize hani zaman değil de uygulanan kuvvetin yönü lazım. P son dediğimiz kavram yukarıya doğru m çarpı v'dir yukarıya doğru m çarpı ve P eksi p de arkadaşlar. Sağ tarafı doğru m çarpı v'si vardı. Bu da sol tarafı doğru m çarpı v'si olacak. E peki o zaman da arkadaşlarım ne olması lazım? Şimdi burada vektör olarak toplama işlemi yaparsak m çarpı v yukarıya m çarpı v sol tarafa doğru. ikisinin bileşkesinden kaynaklıdır arkadaşlarım burada çapraz yukarıya doğru olacak. Yani cevabımız a şıkka. Hız zaman grafiğini vermiş. 0-4 saniye aralığındaki momentum değişim büyüklüğü nedir diye soruyor. Şimdi momentum değişim dediğimiz kavram P son eksi P ilk şeklinde yazacağız arkadaşlarım. Vektör olarak burada çıkartma işlemi yapacağız. Peki son momentum arkadaşlarım bakıyorum son durumda 4. saniyesinde eksi 10'luk bir hız var. Eksi yönde 10. 2 kilogram kütlesi de var. O zaman e, eksi yön sol taraf olsun. 2 çarpı 10'dan 20'lik bir momentum var. İlk momentumumuz arkadaşlarım ilk momentum burada artı yönlü olacaktır. 2 çarpı 10'dan 20 olur. Ama eksili değer olduğundan dolayı da arkadaşlarım yine eksi 20 olacak. Peki bu ikisini vektör olarak topladığımız zaman da burada arkadaşlar 40'lık bir momentum değişimi olacaktır. 50 ile atılmış bir cisim var. 2 kilogram kütleli cisim. Diyor ki M noktasına düştüğüne göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi hemen bir kere arkadaşlar soruya geçmeden önce şu e, bileşenleri ayıralım. Hızları ayırdıktan sonra L noktasına geldiği zaman arkadaşlarım burada sadece yatay hızı kalacak. Ondan sonra M noktasına geldiği zaman da yine yatay ve düşey hızları kalacaktır. K arasındaki momentum değişimi 80'dir diyor. Buradan da delta P'ye bakalım hemen. Bu da P son eksi P ihtir arkadaşlarım. Bunlar vektör olarak işlemler yapacağız. Peki değişim olduğundan dolayı şimdi buradaki yatay 30'luk hızlar bizim hani değişime almamıza gerek yok. O yüzden arkadaşlarım yukarıya baktığımız zaman yukarıda, yukarıda düşey hızı 0 aşağıda da arkadaşlarım 40 olacak. E son momentum yukarıda 0 e aşağıda da arkadaşlarım yani ilk atıldığı noktada 40 olacak. 40 çarpı 2'den de aşağı yönlü eksi p dediğimizden dolayı aşağı yönlü 80 olacak. O yüzden delta p'miz evet 80'dir doğrudur. Cismi hareketi süresince yer çekimi kuvvetini aktardığı itme 320 N çarpı saniyedir diye sormuş söylemiş. İtme dediğimiz kavram arkadaşlar İtme dediğimiz kavram, momentum değişimine eşittir. Peki, şimdi e, hareket süresince diyordu, 40 ile hareket etti, 40 çarpı 2'den yukarıya doğru 80'lik bir momentum var ve burada da yere çarptığından dolayı da yere de 40 ile çarpıyor, 40 çarpı 2'den yine 80'lik momentum var. Peki, p son aşağıya doğru 80, ondan sonra eksi p ilk de yine aşağıya doğru 80. Bu yüzden de arkadaşlarım ne yapacaktır? E, 160 yapar. Yani. 320 olmayacak arkadaşlar. Bu da gitti. Yanlış. Cismin hareketi süresince momentumun yatay bileşini sabittir. Kesinlikle. Çünkü yatayda sabit bir hareket yaptığından dolayı bu değer sabit olacaktır. Cevabımız E şıkkı. Bir mermiyi masanın delik olan yerinden takoza fırlatmışız. Mermi saplanmış. Ondan sonra birlikte masadan kaç metre yukarıya çıkar diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yine burada momentum değişimi yapacağız. Ama şunu kullanalım. Şunu unutmayalım. P ilk dediğimiz kavram. P sonu eşittir. Bunu kullanmamız lazım. Peki ilk momentum burada 50 gramlık kütle 600 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. O zaman da arkadaşlarım burada e, 30 çarpı 10 üzeri üçlük bir ilk momentuma sahip. Ondan sonra arkadaşlar 14.950 e, kilogram diye söylüyor. Yani 14.950 yani 14.950 gramdır. E 50 gramı da eklediğimiz zaman 15.000 yapıyor. Buradan da arkadaşlarım son momentumu hesaplayacağız ya. 15.000 diyor. 15 çarpı 10 üzeri 3 çarpı orta hızımız diyeceğiz arkadaşlarım. Orta hız da buradan arkadaşlarım 2 metre bölü saniyelik hız olacaktır. Peki bundan sonra ne yapacağız? Buradaki kinetik enerjiyle yani orta hızlı bağlı olarak kinetik enerjili hareket edecek. O zaman da 1 bölü 2 m çarpı ve dediğimiz kavram diğer tarafta mgh e eşit olacaktır. E m kütleleri gidiyor. O zaman hızı da 2 olduğundan dolayı karesi 4 bölü 2'den 2 yapacaktır. E yer çekim ilmesi 10. H yüksekliğini buradan hesaplayabiliriz. Bu da 0,2 metre olur. Kaç metre yukarıya çıkar diyor. 0,2 metre yani o da 1 bölü 5 olur. Şimdilik itme momentumla alakalı sorularımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalda da takipte kalabilirsiniz.